Dünyanın ilk Nobel ödüllü bilim kadını Marie Curie. Marie Curie, dünyada sayılı kadının yapabileceği sıra dışı yaşamı ve bilime olan sevgisiyle insanlık tarihine adını yazdıran ilk kadın bilim insanıdır. Dahi ve zeki bir kadın olan Marie Curie ve yaşamını ele alacağız. Marie Curie Polonya doğumlu Fransız fizikçi olup radyoaktivite çalışmalarında iki kez Nobel Ödülü alan tek kadın ünvanına sahiptir. Marie Curie, polonyum ve radyum kocası ile birlikte keşfini sağlamıştır. Daha sonra kocasının ölümünden sonra X-ray ışınlarını hakkında çalışmalarını geliştirmiştir. Marie Curie 4 Temmuz 1934'te ölmüştür. Gençlik yılları Marie Curie olarak bilinen Maria Sklodowska 7 Kasım 1867 tarihinde günümüz Polonya'da Varşova kentinde doğmuştur. 5 çocuktan en küçüğü olan Curie bir öğretmen babaya ve kız yurdu müdüresi olan bir anneye sahiptir. Matematik ve fiziğe yatkınlığı matematik ve fizik öğretmeni olan babasından almıştır parlak ve meraklı öğrenci olması sayesinde Curie okulda sivrilmeyi başarmıştır. 10 yaşındayken annesini tüberküloz hastalığından kaybetmiştir. Üst düzey bir öğrenci olan Curie, Varşova'da bulunan Menomni Üniversitesi'nde alınmamıştır. Bunun yerine Varşova'nın Floating University kayıt dışı sınıflarından oluşan gizli bir okula devam etmiştir kardeşi Bronya ile birlikte yurt dışında resmi bir başarı kazanmayı hayal eden Curie, yeterli finansal kaynak bulamadığından dolayı bu hayalini gerçekleştirememiştir. Azimli Curie, başarılı olmak için kardeşi ile bir anlaşma yapmıştır. Curie, Bronya'nın eğitimini tamamlamasına yardımcı olacak daha sonra kendi çalışmalarının devamına destek olmasını sağlayacaktır. Yaklaşık 5 yıl öğretmen ve mürebbiye olarak çalışan Curie, boş zamanlarında fizik, kimya ve matematik hakkında incelemelerde bulunmuştur. 1981 yılında Sorbon Üniversitesi'ne kaydını yaptırmış olup düşük bütçesiyle zor şartlarda çalışmalarına devam etmiştir. 1983 yılında fizikte yüksek lisansını tamamlayan Curie, ertesi yıl matematik alanında derece almıştır. Bir süre sonra çelik ve manyetik özellikleri farklı türler üzerine çalışma yapmak için komisyon almıştır. Curie laboratuvar gerekli ve bu vesileyle bir meslektaşı Pierre Curie ile Tanıştırmış ve 26 Temmuz 1895'te Pierre Marie çifti evlenmiştir. Kariyeri ve Evliliği Marie Curie'nin aldığı Nobel Ödülü diploması 1894 yılında Polonyalı bilim insanı aracılığıyla kardeşi Jacques ile piezo elektriği keşfeden Pierre Curie ile tanıştı. 35 yaşındaki Pierre Curie, Endüstriyel Fizik ve Kimya Okulu Laboratuvarı'nın başkanıydı. Marie ve Pierre, ortak bilimsel ilgilerinin de katkısıyla birbirlerine bağlanıp, Temmuz 1895'te evlendiler. Bu tarihten itibaren Maria Sklodowska yerine Marie Curie adını aldı. 1896 yılında öğretmenlik diplomasını aldıktan sonra 1897'de daha önce Henry Becquerel, Becquerel okunuşu Becquerel'in duyurduğu uranyum tuzlarının yaydığı sonraları radyoaktivite olarak adlandırılarak ışın üzerine detaylı araştırmalara başladı. Fakat bir Eylül 1987'de İlk kızı Irene'nin dünyaya gelmesi çalışmalarını ara vermesine sebep oldu. 1898 başlarında çalışmalarına hız veren Marie, toryumun da bu ışınları yaydığını fark etti. Bu noktada eşi Pierre de kendi çalışmalarını bıra bırakarak Marie'ye yardım etmeye başladı. Bu arada Becquerel iki farklı uranyum mineralinin daha aktif olduğunu keşfetti. Temmuz 1898'de Kürüler yeni bir radyoaktif bir element olan ve uranyumun radyoaktif bozulmasından ortaya çıkan polonyumu bulduklarını duyurdular. İsmini Mari'nin vatanı Polonya'dan esinlenerek koydular. Eylül 1898'de Fransız kimyacı Eugène Anatol Demerçay'ın spektroskopi yöntemiyle tanımlanmasına yardım ettiği doğal radyoaktif element radyumu duyurdular. Marie 1904 yılında doktorasını vererek Fransa'da gelişmiş bilim alanında doktora ünvanı alan ilk kadın oldu. Aynı yıl radyoaktivite konusundaki araştırmalarından dolayı kocası ve Becquerel ile paylaştığı Nobel fizik ödülünü alarak tarihte Nobel ödülü alan ilk kadın oldu. 1904 yılında eşi Pierre Sorbona'da öğretmenliğe başladı. Marie Serv'deki bir kızlar okulunda fizik öğretmenliği yapmaya başladı. Aynı yılın sonlarına doğru ikinci kızları Eve doğdu. O sıralar Marie ve Pierre radyasyondan kaynaklanan rahatsızlıklar geçirmeye başladılar. Radyumun dokuya zarar verdiği Araştırmacılar tarafından kabul edilmeye başlanmıştı. Aynı zamanda radyumun etkisinin kötü dokulara uygulanarak tedavide kullanılabileceği fikri de doğmaya başlamıştı. Amerikalı mucit Alexander Graham Bell kanserin tedavisi için tümöre radyum verilmesini önermişti. 19 Nisan 1906'da Pierre Curie bir at arabasının çarpması sonucu öldü. İki çocuğu ile dul kalan Marie, kocasının Sorbon'daki öğretmenlik görevini sürdürdü ve 1908'de Sorbon'daki ilk kadın profesör oldu. Kürü ve Poincare, 1911'de Solvay Konferansı sırasında, 1911 yılında radyum ve polonyumun keşfi ve araştırılmasındaki rolünden ötürü Nobel Kimya Ödülüne layık görüldü. Böylece tarihte iki Nobel ödülüne sahip ilk kişi oldu. Halen iki Nobel ödülüne sahip tek kadındır. Yaptığı çalışma bir elementin radyoaktif işlemlerden sonra başka bir elemente dönüşebileceğini gösteriyordu. Bu başarılarının yanı sıra kişisel saldırılara maruz kaldı. İlk olarak tümü erkeklerden oluşan Fransız Bilim Akademisi bir oyla üyeliğini reddetti. Ardından Paul Langevin ile arasında aşk ilişkisi olduğuna dair dedikodular yayılmaya başladı. Evli ve Pierre Curie'nin yakın dostu olan Paul Langevin ile Marie arasındaki bu dedikodu gazetelere Langevin skandalı olarak yansıdı ve Marie'nin ikinci Nobel ödülü almasını bile arka plana atıldı. Langevin gazetenin baş editörü halkın önünde yapılacak düelloya davet etti Editörün silahını çekmemesiyle o zamanın anlayışıyla gülünçleşen olay konunun kapanmasını sağladı. Marie Curie Aralık 1911'de Nobel ödülünü almak için Stockholm'a gitti. Buradaki konuşmasında Pierre Curie'nin yardımlarını küçümsemediğini de belirterek radyoaktivitenin atomun bir özelliği olduğu hipotezinin kendi çalışması olduğunu duyurdu. Fransa'ya geri dönen Marie Curie çalkantılı geçen yılın etkisiyle depresyona girdi. 1914 yılında Paris Üniversitesi'nde Radyum Enstitüsü kuruldu ve Marie Curie ilk müdür olarak atandı. Hayatı boyunca radyumun tıptaki önemine dikkat çekti. Birinci Dünya Savaşı sırasında taşınabilir röntgen cihazları yaparak kızı Irene ile birlikte genç kadınlara X ışını teknolojisini öğretti. Ayrıca fizik tedavi uzmanlarına savaş ortamında radyoloji e ekipmanını nasıl kullanacaklarını gösterdiler. Bu esnada yüksek dozda radyoaktif ışına maruz kaldılar. 1920'li yıllarda bilime katkısını sürdürdü. Varşova'daki Radyum Enstitüsü'nün kurulmasında önemli rol oynadı. Başkan Herbert Hoover'ın kendisine verdiği 50 bin dolar ödülle Varşova'da yeni kurulan laboratuvara radyum aldı. 1934 yılında Fransa'nın Savoy kentinde kan kanserinden öldü. Hastalığı aşırı dozda radyasyona maruz kalmasına bağlandı. Bu yüzden ona bilim için ölen kadın denildi. Radyoaktivite çalışmalarından dolayı radyoaktivite birimine Curie denilmektedir. Ölümünün ardından Sceaux'daki aile mezarlığına gömülmüş ancak 20 Nisan 1995'te Marie Curie'nin ve kocasının gömülmüş mezarları Fransa'nın ulusal anıt mezarı olan Pantheon'a taşınmıştır. Marie Curie'nin başarılarından dolayı bu şerefe layık görülen ilk kadındır. Curie'nin not defterleri o kadar radyasyona maruz kalmıştır ki, kurşun kalpli bölmelerde tutulup radyoaktif koruma altında incelenebilmektedir. Tarihçi 1903 Nobel Fizik Ödülü 1903 İngiltere Kraliyet Birliği'nden Davy madalyası 1911 Nobel Kimya Ödülü B 1921 bilime katkılarından ötürü Amerika'nın kadınları adına Başkan Warren Harding'den Bir gram radyum. Marie Curie'nin yaşantısı ve e, geçtiğimiz 8 Mart'taki Kadınlar Günü kutlu olması dileğimle